Merhaba sevgili Föş dostları, İntegral Forex TV YouTube kanalındasınız. Çok zor şartlar altında yayın yapıyorum. İstikşafi temaslar için New York kentindeyim. Eşimle birlikte çok iktisafi yapıyoruz. Ve bir otel odasından böyle amuda kalkarak Wi-Fi yakalamak için sizinle karşı karşıya geliyorum. Ama benim için o kadar kıymetlisiniz ki sizden ayrılmam söz konusu değildi. Bir sefere mahsus formatta da bir değişiklik yaptık. Bence Türkiye ekonomisi ve finansal piyasaları için çok kritik iki aya girdik. Yani elle girdik bugün. Siz girdiniz, ben de giriyorum. Ekim de çok kritik olacak. Size bu iki ay içinde neler olabileceğini ve bunların ekonominin kaderini ve piyasalar performansı nasıl etkileyebileceğini aklım erdiği kadar anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz belirsizlikler çağındayız. Tabii ki bu tahminler geniş bir hata payına sahip. Ama önümüzdeki haftalarda da en azından 4-5 soruyla yaptığımız bölümlerde bir sorunun buna ayrılmasını rica edeceğim Integral Forex'ten. Şimdi olayı perspektife koymak için iki şey tartışmak lazım. Bir, ekonomi ne durumda? Ekonomik program sorunlarla başa çıkabilir mi? İkincisi, bu programın çok önemli bir ayağı olan dışarıdan fonlama cezbetmek için sıcak para olsun, yabancı doğrudan yatırım olsun, işte krediler olsun, global risk iştahının da yüksek olması lazım. Global risk iştahında da değişiklikler var. Bunları size anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, ekonomiye baktığımızda programın umulandan daha hızlı hareket ettiğini görüyoruz. Tabii ki piyasalar, Merkez Bankası Başkanı ve ekip arkadaşlarının politika faizlerini beklenmedik bir oranla %25'e çekmesinden bahsediyorlar. Ama tek bu değil. İşte KKM'den çıkış başlatıldı. Orta vadeli program ki bence çok önemli bir yol haritası olacak. 6 Eylül gibi açıklanacak. Hemen arkasından da Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Mehmet Şimşek New York'ta olacaklar. Burada Goldman Sachs'ın düzenlediği bir yatırımcı konferansında resmen para arayışları başlayacak. Ağustos'ta bunlar yapılamazdı çünkü bütün Amerika ve Londra tatilde oluyor. Eylül'de sıcak para gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Program iyi gidiyor. Yani en azından beklentilerle karşılaştırıldığında daha hızlı gidiyor. Ama maalesef ekonominin sorunları çok daha ağır basıyor. Burada hep cari açık enflasyon ekseninden bahsediliyor ama bütçe açıkları da henüz kapatılmış değil. Bundan da biraz bahsetmek isterim. Bence Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri bütçe açığı. Vergileri artırarak bütçe açığını çözemezsiniz. Bunun birinci sebebi vergilerle kaydedebileceğiniz mesafe siyasi ve sosyal olarak sınırlıdır. Yani vergileri çok arttırırsanız seçimleri kaybedersiniz ya da siyasi itibarınızı kaybedersiniz. İkincisi şöyle bir sorun var. Bizde kamu harcamalarının önemli bir bölümü emekli maaşları, sosyal güvenlik primleri, devletin payı olan sosyal hizmetler için yapılan transferler ve tabii ki cari harcamalar. Yani maaşlar işte birer kiraladıysanız onun kirası vesaire. Ama bütün bunların hepsi geçmiş enflasyon endeksi. Dolayısıyla siz enflasyonu hemen önleyemiyorsanız 6 ay sonra bu masrafların hepsi artıyor. Nitekim Merkez Bankası PPK tutanakları da açıklandı. Çok güzel yazılmış yani bu sefer hakikaten uluslararası takdir de kazandı. Sorunları gerçekçi olarak teşhis etmiş ve tam net olmasa da bir yol haritası işaretlemiş. Orada da kamu tarafından kontrol edilen fiyatlarda geçmişe yönelik endekslenmenin çok güçlü olduğundan bahsediliyor. Bu ne demek? Şimdi siz bütçe açığını milli gelirin %4'ü kadar yeni vergi alarak daralttınız. Ama sene başında herkese çok yüksek zam yaparsanız bu sefer bütçe açıkları yeniden artmaya başlayacak. Çünkü vergilerin buna yetişmesine imkan yok. Bu konuda da aslında bir ilerleme var. Şimdi bunu söylerken yine tereddütlüyüm. Çünkü acımasız, vahşi bir kapitaliste ve halk düşmanına çıktı. Bunu nasıl daha güçlendirebilirim diye ifade etmeye çalışıyorum. Memur zamları işte hakem kurulu kararıyla ilk 6 ayda %10 sonra %15'e de öyle bir şey ama toplamı %26-27'ye geliyor. Bu tabii ki halkın beklediği enflasyonun çok altında ve maalesef bu kesimin harcanabilir gelirini daha da azaltacak ama
Eğer Türkiye enflasyon belasından kurtulacaksa bu da yapılmak zorunda. Ben bu yeni memur zamlarının geçmiş değil gelecekteki enflasyona yani %22 enflasyona göre hesaplandığı düşüncesindeyim. İşte sizi acıtır ama şahsi fedakarlığınız belki de vatanı kurtarmaya yardımcı olacak. Arkadaşlar enflasyon çok ciddi bir sorun. İstanbul enflasyonu açıklandı dün. Ayda %8,5. Ben Reuters'in filan da anketlerine baktım ve Forex'in. Pazartesi günü açıklanacak olan Ağustos enflasyonunun yeniden %55-%58 bandına çıkması bekleniyor. Sene sonunda da %60'ın altında hiç kalmayacağız. Tabii bu kur istikrarına bağlı. Kur istikrarı için de cari açığın kontrol altına alınması veyahut da daha rahat finanse edilmesi lazım. Maalesef o konuda da bir gelişme yok. Temmuz dış ticaret açığı rakamlarını hepimiz gördük. 12,5 milyar dolar civarında. Bu biraz da abartılı tabii. Haziran'da bayram vardı. Oradaki ithalat Temmuz'a kaydı. Ama Temmuz'da da 10 milyar doların altında bir ticaret açığı ve 2,5-3 milyar dolar altında bir cari açık vermeyeceğimiz kanısındayım. Özetle normalde yaz aylarında turizm gelirleri ve enerji giderlerinin azalmasıyla biz aylık cari fazla beklerken cari açık arttı. Peki bu ne anlama geliyor? Dışarıdan para gelirse cari açığı bu gelen paralarla finanse edersiniz. Merkez Bankası rezervleri azalmaz. Ama bizde bu durum söz konusu değil. Merkez Bankası rezervleri maalesef cari açık finansmanında nereden geldiği belli olmayan paralarla birlikte en önemli kaynaklar. Nitekim Ağustos'ta da herhalde dış açık bayağı fazla ki Merkez Bankası rezervlerinin geçen haftaki veride takriben 5 milyar dolar azaldığını gördük. Şimdi şöyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Ya cari açığı çok hızlı bir şekilde azaltıp finanse edilebilir hale getireceksiniz. Ya da dışarıdan çok hızlı bir şekilde kaynağı ne olursa olsun FX bulacaksınız. Aksi halde Merkez Bankası rezervlerinin bu seviyesi Türkiye ekonomisinin kış çıkartmasına yeterli değil. Çok acılar çekeriz. Bir krizden bahsetmiyorum. Ama yeniden yurt dışına para çıkarmanın ve hatta şirketlerin döviz mevduatları üzerinde kendi tasarruflarını kullanmalarının engellendiği bir ortama dönebiliriz. Kur yeniden yükselişe geçer. Üçüncü, evet pardon hepsini saydım. Enflasyon maalesef yükseliyor. Cari açık kontrol altına alınamadı. Bütçe açıklarında ise çok sınırlı bir aşama kaydettik. Peki programın şu andaki haliyle kış ayları gelmeden bunları düzeltmesinin imkanı var mı? Vallahi bu haliyle olmaz ama işte hükümetin sesi görevinde yapan değerli köşe yazarı Abdülkadir Selvi'ye göre faiz artışları devam edecek. Dolayısıyla bunlar bir miktar ekonominin dengelenmesine yardımcı olacak. Yine mevduat faizlerinde ortalama olarak değil ama bazı bankaların %45'e kadar çıktığını görüyoruz. Bu da bir miktar dövizden TL'ye geçişi tetikleyebilir. Ama tüm bunların yeterli olduğunu söylemek bence imkansız. KKM'den çıkış başladı ama ilk çıkışlar galiba dolara doğru gitti. Yani Türk lirasına dönmedi kimse. Bu konuda tereddütlerim var. Yurt dışında olduğum için yeterli analiz yapamadım bu konuda. Onlar dış açık finansmanında da kullanılmış olabilir. Ama nereden bakarsak bakalım bize çok acil sıcak para ve yabancı doğrudan yatırım lazım. İşte Eylül ve Ekim aylarında ekonominin kaderini belirleyecek gelişmenin bu noktada olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin bir şekilde dışarıdan finansman bulması lazım. Nasıl bulabiliriz? Bunun için ilk şartlar özellikle sıcak para ve bankaların temin edebildikleri krediler açısından global risk iştahının yani insanların Türkiye gibi riskli ülkelere para yatırma ihtiyacının veyahut da iştiyakının yüksek olması lazım. Geçen haftaya kadar bu iştah çok düşüktü. Çünkü Çin ekonomisi yalpalıyordu. Fed'de Jackson Hole'da verdiği mesajda çok uzun süre faizleri indirmeyeceğini net bir şekilde izah etmişti herkese. Bu hafta risk iştahının biraz daha düzeldiğini gördük. Yine aynı nedenlerden dolayı. Şu ana kadar Xi Jinping konut ve inşaat krizini çözmek için kılını kıpırdatmıyordu. Geçen hafta birden Beijing'in dördüncü vitese geçtiğini gördük. Bir tek şey söyleyeyim. Yalnız ipotek kredisi dahil kredi faizlerini düşürmekle kalmıyorlar. Bir de sizin ipotek krediniz varsa onun var olan faizini de düşürüyor. Ve konut şeyi satın alımları üzerindeki bütün kısıtlamaları kaldırıyor. Yani daha fazla krediyle alabileceksiniz. Tüm bunlar Çin ekonomisinin içine düştüğü ağır çekim,
konut inşaat krizini çözmeye yeter mi? Bence hayır. Ama Çin ekonomisini bir miktar hızlandırır. Çin ekonomisinin hızlanması da S&P 500 şirketlerinin karlarından ve FTSE 100 şirketlerinin bizim gibi, yani bizim gibi değil de normalde başka gelişmekte olan ülkenin ihracatına kadar pek çok değişkeni iyimser anlamda etkiliyor. Dolayısıyla risk iştahı düzeldi. Bence son 4 haftada borsada gördüğümüz yabancı çıkışları devam etmez. Bu Türkiye lehine bir gelişme. Ama Fed'in hala çok uzun, yani Amerika'da da tarım dışı istihdam rakamları yayınlandı. Aslında Amerika'da istihdam gayet güzel artıyor ama ücret artışları yavaşlıyor ve işsizlik artıyor. Bunlar bence Fed'in Eylül'de faiz artırmasının önünde engel olacak, teşkil edecekler. Zaten ben Fed'in artık faiz artıracağına da pek inanmıyorum. Önem de vermiyorum ama çok uzun süre bu faizleri yüksek tutacaklar. Bu Türkiye açısından bir dezavantaj teşkil ediyor. Çünkü biz Eylül-Ekim ayları gibi oldukça yüksek miktarda vadesi gelen dış kredi yenileyeceğiz. Şirketlerimizin de tahvil dönüşleri var. Bunların ne kadarını yeniden borçlanacağız? Hangi finansman koşullarıyla borçlanacağız? Risk iştahına bağlı. Risk iştahı da o anlamda yeteri kadar iyileşmedi. Ama sıcak para gelebilir. Ne kadar gelir? Bu orta vadeli programda ortaya çıkacak yol haritasına bağlı. Bir, para politikasında faizlerin enflasyon canavarı inine girinceye kadar arttırılmasına izin verileceği algısının Mehmet Şimşek tarafından yurt dışı ziyaretlerinde iyice vurgulanması lazım. Sayın Erdoğan da bu konuda en azından hiçbir şey söylemeyerek işbirliği yapması lazım. Bu mümkün mü? Bence evet, mümkün. İkincisi tabii Mehmet Şimşek New York, Londra ve sonra da Tokyo'ya gidecek galiba. Orada yatırımcıları ikna etmesi lazım. Bunun da hiç zor olmadığını düşünüyorum. Yatırımcıların hem aşinalığı hem sempatisi var Sayın Mehmet Şimşek'e karşı. Sorun şu, Türkiye'de borsa dışında hala yatırım yapılabilecek bir alan yok. Dikkat ederseniz bütün para CDS'lere ve Eurobond'lara giriyor ama bunlar Türkiye'ye giren para değil. Bunlar Türkiye dışında el değiştiren paralar. Bizde muhakkak devlet tahvil faizlerinin yükselmesine müsaade edilmesi lazım. Yani devlet tahvili faizlerinin de şu anda 15-17 civarında, belki biraz daha yükselmiştir. En azından politika faiz seviyesine, yani %25'lere çekilmesi lazım. Ben yani emin değilim ama bu da gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Neden emin değilim? Çünkü devlet tahvili faizlerinin artmasına müsaade ederseniz bu devletin gelecek sene finansman giderlerinin de artması ve seçim finansmanı veyahut da size harcamak için daha az parası kalması anlamına gelecek. Dolayısıyla zor bir denge. Ama %25'e çekilirse ben bunun faydalarının zararlarından daha fazla olacağını düşünüyorum. Körfez'den ciddi bir yardım bekliyoruz. Şu ana kadar hiçbir şey gelmedi. Pek çok kişi bunu Körfez ülkeleri vazgeçtiler veyahut da ilişkide beklenen karşılıklı menfaatler neyse bunlar temin edilemedi şeklinde yorumluyor. Ben henüz o kadar karamsar değilim. Bence gerek sukuk ihracı, işte gerek söz verilen yatırımların Türkiye'ye girmesi çok zaman alan şeyler. Ama Ekim sonuna kadar artık bir miktar paraların geldiğini görmeliyiz. Bu anlamda da Eylül ve Ekim ayları çok kritik. Yani Körfez'den para akışı başlamalı ki Merkez Bankası rezervleri takviye edilsin, Türkiye'nin dış finansman ihtiyaçları kısmen telafi edilsin ve kışa rahat girelim. En son olarak da siyasi gelişmeler var. Bunlar Ukrayna Savaşı, ABD ile ve AB ile ilişkiler şeklinde kısaca özetlenebilir. Arkadaşlar, Ukrayna Savaşı ne okursanız okun hiçbir yere gitmiyor. Yani iki taraf da cephede hiçbir aşama elde edemiyor. Savaşı gittikçe sivil alanlara ve işte tahıl sevkiyatına yayıyor. Çok ben şahsen Putin'in yeni bir tahıl koridoru anlaşmasına izin vereceğini zannetmiyorum. Hem Putin'den hem Zelenski ve Batı'dan Türkiye'nin tek taraflı anlaşmalar yapması için çok ciddi baskı var. Yani kimse, Rusya diyor ki benim tahılımı sevk et. Ukrayna diyor ki ben gemilerimi Tuna'dan ya da kıyı boylarından göndereyim. Sen onların boğazdan geçmesine müsaade et. Ya bunlar Türkiye açısından çok zor tercihler. Çünkü biz bu savaşta iki tarafa da eşit mesafede olmaya özen gösteriyoruz. Eğer Erdoğan bir tahıl anlaşması kotaramazsa Soçi'de, ki ben kotaracağını zannetmiyorum, bir Türkiye çok ciddi siyasi baskı altına girer. Karadeniz'de hem Türkiye'nin risk primini arttıracak hem de Karadeniz'den sevk edilen tahıl ve petrolün fiyatını arttıracak çok riskli olaylar olabilir. Yani Ukrayna gemilerine işte ateş açılabilir. Türk bandıralı gemilere ateş açılabilir. Bu yüzden de sene sonunda bizim de ihtiyacımız olan tahıl, soy fasulyesi, işte
gübrede, böcek ilaçlarında ve enerjide fiyatlar da yükselmesini bekliyorum. Kriz anlamında değil ama arkadaşlar yani hani petrol fiyatı 10 dolar yükselse bizim cari açık 4 milyar dolar artıyor. Yani öyle bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla bu konuda da biraz daha karamsar olmak zorundayım. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizi F-16 siparişi boyutlarına indirgedik. Burada henüz senatoda Türkiye'nin bunlara ihtiyacı, Türkiye'ye bunları verilmesi konusunda ikna olmayan senatörler var. O konunun çözümü de bence New York'ta yatıyor. Sayın Erdoğan, Biden'le bir görüşme yapacak mı emin değilim ama Dışişleri Bakanımız Yunanlı meslektaşlarıyla görüşecek. Eğer onlardan F-16 siparişiyle ilgili yeşil ışık alabilirsek bence senatörlerin de direnci kırılır. Genelde ben Amerika ilişkilerinin çok daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Bunun ikinci derecede olsa Amerikalı bankaların Türkiye'ye yaptıkları kredi ve yatırımlara faydası olabileceği düşüncesindeyim. Vallahi arkadaşlar yani en büyük hikaye AB. AB bir şekilde gümrük birliği görüşmelerin başlamasına izin verirse ya da işte vize serbestisi konusunda bir adım atarsa Türkiye uçar. Türkiye bol miktarda her yerden para girer. Bunu olup olmayacağını AB açısından Ekim'de göreceğiz. Çünkü AB komisyonu Türkiye'de ne yapılabilir diye bir rapor hazırlıyor. Açıkçası bu rapordan çok fazla bir şey çıkacağı düşüncesinde değilim. Çünkü AB Türkiye'den bir takım tavizler ve hatta açılımlar bekliyor. Bu arada sabah 4 burada, bunu hatırlatırım yani. İşte onların başında bazı tutukların serbest bırakılması, insan hakları ve demokrasi konusunda bir takım adımlar atılması, belki İstanbul Anlaşması'na protokolüne geri dönülmesi ve tabii ki Kıbrıs'ta barış görüşmelerinin başlaması yatıyor. Bunlar bence AB'nin vazgeçilmezleri. Bu konuda Sayın Erdoğan'ın daha esnek olması gerekecek. Yapabilir mi seçimlerden önce hiç emin değilim. Evet, bayağı uzun bir konuşma oldu. Şimdi bunları özetleyelim. Bence program iyi gidiyor. Dış koşullar kısmen iyileşti. Tam olarak iyileşti. En azından bize büyük faydalar getirecek kadar iyileştiğinden emin değilim. Maalesef ekonomik koşullardaki bozulma ekonomi programından daha hızlı gidiyor. Ve eğer Sayın Eylül'de sıcak para bol miktarda gelmezse veyahut da Erdoğan programı hızlandırma konusunda ikna edilemezse ekonomi yıl sonuna geldiğimizde gerçekten siyasi bir sorun olacak kadar bozuk bir duruma gelebilir. Enflasyon da 70'i görebiliriz. Merkez Bankası rezervlerinde çok ciddi bir azalma söz konusu olabilir. Ve yeni yılda da yeniden herkese %45-50 civarında zam yapmak gerekir ki bu hem enflasyon hem de kamu dengesini bozar. Bütün bu soruların hepsine şu anda bir cevabım olduğunu da kesinlikle iddia etmiyorum. Dediğim gibi Eylül ve Ekim'de size beklentilerimi açıkladım. Ama bütün bu gelişmeleri çok yakından takip edeceğiz. Size şu kadarını söyleyebilirim. Tek bir bilinmeyene indireyim. Ne kadar sıcak para gelecek, bunun ne kadar Merkez Bankası rezervlerine aksayacak. 20 milyar, 30 milyar dolar gibi sıcak para veyahut da taze kredi gelecekse veyahut da Körfez'den para gelecekse kur konusunda hiçbir sıkıntımız olmaz. Ha, yine bir miktar Türk lirası değer kaybeder. İhracatçılara destek verip ithalatı azaltmak için ama rahat bir kış geçiririz. Ama Merkez Bankası rezervleri Ekim sonunda da şu andaki seviyelerinden çok farklı değilse o zaman ya politika faizini 50'ye çekeceksiniz ya mevduat faizlerin 60'lara yükselmesi gerekecek ki yerliler dövizlerini satarak dış ticaretin ve cari açığın finansmanına destek versinler. Bunu da ben siyasi olarak kabul edilebilir olduğu düşüncesinde değilim. Borsada rahatım. Borsada yükseliş devam edecek. Genelde yabancı yatırımcıların girişlerinin devam edeceğini düşünüyorum. Borsanın sıkıntıları, Türkiye'de her şeyin ekonomi açıdan da sıkıntıları döviz çalkantısıyla başlar. O da Aralık'tan önce olmaz. Aralığa kadar borsada risklerin çok fazla olmadığı düşüncesindeyim. Sadece hisse senedi seçerken çok dikkatli olmak gerekecek. Özetle söylemek gerekirse yaz aylarını piyasalar açısından kısmen rahat geçirdik. Ben bu rehavetin devam edeceği düşüncesinde değilim. Eylül ve Ekim aylarında acayip çalkantı yaşayacağız. Haber akımına bağlı olarak aynen Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi, S&P 500'de olduğu gibi Türkiye'de de piyasaların sık sık hatta haftalık bazda yön değiştirmesine hazır olun. Ekim ayının sonunda bahsettiğim koşulları sağlayabilirsek piyasaların önü açık ve herkes daha riskli yatırımlar yaparken daha rahat olabilir.
Evet sevgili arkadaşlar, bu aşamada söyleyebileceğim diğer her şey çok spekülatif olur ve size faydalı olmaz. Bu yüzden yayını buradan kapatıyorum. Bir kez daha beni izlediğiniz ve bana fırsat sağladığı için Integral Forex TV ve seninle çok teşekkür ediyorum.